Herkese yeniden selam. Bugün benden bir süredir sıklıkla istenen objelerin arkasına yazı yazma efektinin nasıl yapıldığına bakacağız. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoya hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video ise diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert. Yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet ben DaVinci Resolve'u açtım. Şu an sadece önümde bir tane video var. Bu videoyu ben internetten indirdim. Size de indirebilmeniz için bir link bırakacağım. Siz de o linki kullanarak bu videoyu indirip üzerinde çalışabilirsiniz. Şimdi ben çok hızlı efekte giriyorum. Çünkü aslına bakarsanız bu çok kolay yapılabilecek. Çok hızlı bir efekt. O yüzden fazla vakit kaybetmeyeceğim. Bu tramvayın arkasına yazacağız yazıyı. Şöyle bunun geçişini izleyelim. Arkasından ablalar geçiyor. Şurada Ctrl B ile videoyu ikiye böldüm. Şu kısmı seçip backspace ile sildim. Sese gelip alt tuşuna basarak sesi tıklıyorum ve sadece sesi seçiyorum. Şimdi backspace ile onu da sildim. Geriye bir videom kaldı. Buna sağ tıklayıp New Fusion Clip diyorum. Ve play Bu klibin üzerindeyken buradan Fusion'a tıklıyorum. Böylelikle Fusion'a geçiyorum. Kanalı takip edenler zaten biliyordur Fusion'ın nasıl bir şey olduğunu. Burada bizim nodlarımız var. Bu nodları layer'lara benzetebiliriz. Yeni bir şey yapmak istediğimizde, yeni bir özellik kullanmak istediğimizde o özelliğe ait nodu buraya eklememiz gerekiyor. Burada inspector'ımız var. Bu nodların özelliklerini buradan kontrol edebiliyoruz. Aynı şekilde burada da ön izlememiz var. Ön izlemeden de doğal olarak ne yaptığımızı görebiliyoruz. Şimdi hızlıca bahsetmek gerekirse biz görüntüde bazı objelerin arkasında kalan bir yazı efekti oluşturmak istiyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu yapabileceğimiz yöntem aslında şu. Öncelikle bir tane yazıya ihtiyacımız var. Buradaki bardan bir yazı alıyor. Text Plus yazıyor. Bunu alıp buradaki çizginin üzerine getirdiğimde renginin değiştiğini zaten görüyorsunuz. Renginin değiştiği yerde bırakıyorum. Böylelikle benim yazımı görüntüyle beraber birleştirerek benim işimi kolaylaştırıyor. Bir merge node yapmış oluyor araya. Şimdi biz bu yazıyı doldurabiliriz. Diyelim ki merdo olan diyelim. Aynı zamanda şu tramvayın da tam ortada olduğu bir yeri seçip yazımızı ona göre şekillendirelim. Boyutunu falan ona göre ayarlayalım. Buradan tipini değiştirdim. Siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz fontu kullanabilirsiniz. Benim hoşuma giden font bu olduğu için bunu kullandım. Çok soranlar oluyor çünkü. Bizde bu font yok ne yapalım diye. İstediğinizi kullanın benim için. Hoşuma giden bu olduğundan dolayı bunu seçiyorum ben. Şimdi size'ını buradan dediğim gibi istediğimiz boyutta şöyle yakınlara gelecek şekilde ayarladık. Gayet güzel oldu. Şimdi bizim bunu yok edip geri getirebilmemiz için bir tane maskeye ihtiyacımız var. Yazıya tıklıyorum. Burada gene bu barın içinde bizim maske araçlarımız var. Kale maskemiz var, dikdörtgen maskemiz, yuvarlak maskemiz var, poligon maskemiz var, bir de B spline var. Ben burada poligonu kullanmak istiyorum çünkü poligon benim işime daha çok yarıyor burada. Poligona tıkladım, şu an yazım gitti. Yazıyı görebilmek için, çünkü yazıyı maskeleyebilmek için benim bunu görebilmem lazım. Buradan Inspector'dan poligon seçiliyken invert diyorum ve yazım geliyor. Eğer burada pencerede de şuradaki dolma kalemin ucu sizde seçiliyse, click append yazan kısım seçiliyse buradan artık tıklayarak bir maske oluşturmaya başlayabilirsiniz. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım şunu bu şekilde bir maskelemiş oldum. Şimdi başına gelelim. Dikkat ederseniz benim maskem tam olarak burada bitiyordu. Şimdi ince ayar yapmadan önce görüyorsunuz benim maskeyi çizdiğim yerde timeline'ımda bir keyframe oluştu. Şimdi ben bu maskeyi olduğu gibi dışarı taşıyacağım. Şu şekilde. Ben şu an ne yaptım? Kabaca aslında maskeyi arabayla beraber, tramvayla beraber hareket ettirdim bir hareket vermiş oldum. Aynı şekilde şimdi ileri gidip seçiliyken ileri taşıyacağım. Bazı durumlarda hayat bu kadar kolay olabilir. Sadece bunu yapıp bu efekti bitirebilirsiniz ama bazı yerlerde gördüğünüz gibi şu an arabanın hızı sabit olmadığı için, hızı değiştiği için bazı yerlerde doğal olarak görüntüler kayıyor. Şimdi bunları düzelteceğiz ama kabaca bunu yapmak başta bence önemli. Neden? Çünkü ben bunu yaptım. Hepsini şöyle seçiyorum. Şöyle seçtim. Ve biraz zoom yap. Şimdi klavyemin yön tuşlarıyla sağa tıkladığımda bir tık öne geldi. Ben bunu aldım. Bir tık kaydırdım. Bir tık daha bastım. Şu an gayet yerinde. Bir tık daha bastım. Yerinde. Bir tık daha bastım. Yerinde sayılır. Bir tık daha bastım. Birazcık öne açıldı. O yüzden şöyle geri alıyorum. Bir tık daha bastım şu an geride kaldı mesela. Böyle tek tek bunu istediğimiz şekilde getirmeye çalışıyoruz. Şöyle şuraları düzeltelim. Bu şekilde ilerleyerek görüntümüzü maskeliyoruz. Birazcık hızlanacağım. Şuraları bitirebilmek adına. Yanlışlıkla seçimi kaldırdık. Hemen hepsini tekrar seçiyorum. Şimdi bir de burada dikkat etmemiz gereken şöyle bir şey var. Bu maskemizin kenarları çok sert birden kesiliyor bizim görüntümüz. Ben bunu çok az yumuşatmayı tercih ediyorum. Ama gerçekten çok az. Çünkü çok fazla uzatırsak artık yazının yavaş yavaş aracın da üzerinde belirmeye başladığını görebiliriz. Ben bunu 0.01, 0.02 düzeyinde yani gerçekten çok az. 0.02 yapabiliriz. En azından buradaki geçişte bize daha doğal bir sonuç vermesi açısından bunu yumuşatmayı tercih ediyorum. Siz de bunu tercih edebilirsiniz. Şimdi tekrar kaydırmadan ilerleyelim. Hatta şöyle bir şey yapayım. Ben videonun buradan sonrasını birazcık hızlandırayım bu süreci. Çünkü sizin de gördüğünüz gibi şu an işler sürekli birbirini tekrar ediyor. Bunu tekrar tekrar izlemenize gerek yok. Bu kısmı bitirdiğimde tekrar sizlerleyim. Pekala bunu yaptıktan sonra şöyle bir izleyecek olursak kabaca aslında araç geldiğinde yazımız kayboluyor ve aracın arkasından yazımız geri geliyor. Maskeyi bu şekilde hareket ettirmiş olduk. Şimdi ben çok kısa buna bir glow efekti eklemek istiyorum ki çok az böyle göze parlak gelen bir şekle büründürelim yazımızı. Çok az belki size büyütüp kendini kısabiliriz bu şekilde. En azından ortama da uygun olur çünkü ortamdaki ışıklardan dolayı da çok güzel bir parlama var. Bu şekilde izleyecek olursak şunu da kaydedelim. Ctrl S'ye basarak kaydediyorum. Aslında yazımız bu kadar. Artık ben buradan edit sayfasına geri dönüp bunu bu şekilde buradan çıktı alabilirim. Şu an render alması gerekiyor. Render içinde böyle bir render cache. Smart diyelim. Böylelikle bizim izlemediğimiz kısımları da yavaş yavaş render almaya başlayacak. Şu an timeline'ın üst kısmı kırmızı olduğu için bunu render gerektirdiği anlamına geliyor ve şu an gitgide mavi olduğunu görüyorsunuz. Mavi olduğu sürece de bunun render edildiği anlamına geliyor bu. Sonuna geldi sayılır. Şöyle bir izleyelim. Geldi ve gitti. Aslında gayet güzel oldu. Bugünlük dersimizde bu kadardı çok kısa ve kolay bir ders. Ama hazır vaktim varken bunu da aradan çıkarmak istedim. Buradaki mantığı anladığınız takdirde istediğiniz gibi yazıyı getirip götürebilirsiniz. Örneğin biz bunu buradaki mesela bu ablalardan da görüntüyü yok edebilirdik ama ben bunu araca yapmamızın daha kolay ve daha anlaşılır olabileceğini düşündüm. Aynı şekilde siz buradan mantığı anladıktan sonra kameranın önünden geçen, kadrajın içinden geçen herhangi bir şeyle bu yazıyı yok edip geri getirebilirsiniz. Bu çünkü oldukça gayet basit bir efekt. Bu konuyla ilgili şunu da şöyle kenara çekeyim. Gözümün içine bakıyor. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa bunları bildiğiniz gibi bana aşağıdaki yorumlardan ya da Instagram kısmından iletebilirsiniz. Aynı şekilde yakın zamanda bir Patreon açtım. Patreon hesabımı da şurada görüyorsunuz. Şurasında evet görüyorsunuz. İsteyen olursa oraya gidip bana destek olabilir. Yavaş yavaş oraya ücretli içerikler yüklemeye başlayacağım. Onun da hazırlıklarını yapıyorum hazır bu aralar evdeyken. Ve yakın zamanda görmek istediğiniz dersler olursa bunları da aşağıya yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Ben bunların hepsini dikkate alıyorum bu video gibi. Bu video biraz gecikti. Bu videoyu bekleyen arkadaştan da tekrar özür diliyorum. Tek başına gerçekten çok uğraştı bu videonun çekilmesi için. Ama umarım isteğini karşılamıştır. Onun dışında umarım herkes gene evindedir. Zaten yarından itibaren gene kimse dışarı çıkamayacak. En azından büyük şehirlerde. Dolayısıyla belki bu da sizin hoşunuza giden bir ders olur. Hafta sonu sizi bir şekilde bir miktar meşgul tutacak bir meşgale olur diyebilirim. Evet bu video ile ilgili söyleyebileceklerim aslına bakarsanız bu kadar. Tüm bunların dışında eğer hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakabilirsiniz. Ve videolar yüklendiğinde ilk siz haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonunun yanındaki küçük zile bir kere tıklayıp bildirimleri açabilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.